Malzemelerimizin organizasyonu Premiere Pro projesini oluşturmadan önce yapılabildiği gibi Premiere Pro projesi oluşturulduktan ve dosyalar içeri aktarıldıktan sonra da devam edebilir. Burada kastettiğimiz organizasyon tamamen proje panelinin içerisinde gerçekleştirilen bir organizasyondur. Zaten size önerdiğim yöntemlerle ilerlerseniz organizasyon dosya uzantıları yani formatlara göre başlangıçta yapılmış olacaktır. Ama arzu ederseniz e, bu organizasyona daha sonra da devam edebilirsiniz. Mesela Premiere Pro projesinin içerisinde yeni bir klasör oluşturmak isterseniz proje panelinin alt tarafında yer alan New Bin adlı klasör ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diyelim ki içeri aktardığımız dosyalardan bizim seçtiklerimizi bu klasörün içerisine aktarmak istiyoruz. O yüzden bu klasörün adına seçtiklerim adını verdim. Ve mov klasörünün içerisinde yer alan bütün video dosyalarımızın içerisinden sadece seçmiş olduğumuz birkaç tanesini tutup sürükleyerek seçtiklerim klasörünün içerisine aktarıyorum. Bu organizasyonda istenilen dosyaya ulaşmak için dosyanın adını yazmaya başlamanız yeterli örneğin 65 yazdım ve 6500 şeklinde iki tane klip burada kendisini gösterdi. Organizasyona yönelik olarak size gösterebileceğim bir başka şey ise şu anda liste görünümünde görünen proje panelini küçük ikonlar şeklinde göstermeyi sağlayan icon view. Icon view ile proje panelinizi gösterdiğiniz zaman ve herhangi bir klasörün içerisine girmek için çift tıkladığınızda varsayılan olarak yeni bir pencerede bu klasörün içindeki görsel malzemeler size gösterilecektir. Bu açılan yeni pencereyi tam ekran şeklinde büyütebileceğiniz gibi eğer iki monitörlü bir bilgisayar sistemiyle çalışıyorsanız ikinci monitöre taşımanız da mümkündür daha profesyonel video kurgusuyla ilgilenenler genellikle bu şekilde çalışırlar. Yine aynı şekilde Premiere Pro'nun esnek ara birimi kolaylıkları sayesinde bunu tutarak başka bir yere, ara biriminizdeki sizin hoşlanacağınız herhangi bir yere taşıyabilmeniz de yine mümkündür. Daha sonra işiniz bittiğinde tekrar bu klasörü yanındaki çarpı işaretine tıklayarak kapatabilirsiniz. Eğer bu şekilde çift tıklayarak yeni pencereler şeklinde açılmasını istemiyorsanız Windows için Ctrl, Mac için de elma kısayoluyla beraber tıklarsanız doğrudan proje panelinin içerisinde o klasörün içerisine girebileceğinizi fark edeceksiniz. Ve tekrar üst dizine sol üst köşedeki klasör ikonuna tıklayarak geçiyorum. İşte Proje panelinde organizasyonu da bu şekilde düzenleyebiliriz.